TUSAŞ bu yıl Teknofest'te tanıdığımız Hürkuş'un yanı sıra Hürjet ve Anka 3'ü getirdi. Hürjet ve Anka 3 ilk defa Teknofest'te gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Biraz önce gördük, Hürjet Türk yıldızlarıyla birlikte bir kol uçuşu yaptı. Bir yandan Anka 3'ü bekliyoruz. Anka 3'te de test uçuşları büyük bir hızla devam ediyor. Onlarla ilgili detayları Genel Müdür Doktor Mehmet Demiroğlu anlattı. Şimdi tepemizden Hürjet geçiyor. Evet. Mehmet Bey'le beraberiz, TUSAŞ Genel Müdürü. Burada adeta böyle yeni ürünleri sergiliyorsunuz. Hürjet biraz sonra herhalde Türk yıldızlarıyla gelecek. Evet, evet. Hürkuş var, Anka 3 var, Atak zaten var. Nasıl buradaki durum? Son bir gelişmeleri sizden alalım. Burada durum süper çünkü Adana'dayız, Teknofest'teyiz, ayakları yere basmayan festivalde bizim de gözümüz yükseklerde, daha iyi nasıl olabiliriz? Hürjetimiz uçuyor, Hürkuşumuz uçtu, biraz sonra şimdi kol uçuşuna geçerler. Yarın da inşallah Anka 3'ümüzle, Hürkuşumuzla, Atağımızla Anka 3'ümüz kol uçuşuna girecekler. Gayet mutluyuz, herkesi bekliyoruz, mutlaka buraya gelmeleri lazım. Buradaki ürünlere dokunmaları lazım. Burada onların ayağına kadar gelmiş olan teknoloji harikası bizim ürünlerimizi hissetmeleri lazım. Ve tabii ki istikbali göklerde deyip onlar da geleceklerini göklerde arasınlar. Pilot olsunlar, mühendis olsunlar, iyi birer teknisyen olsunlar. Sizlere de havacılığı seven insan kaynakları gelsin. Kesinlikle, kesinlikle biz bütün arkadaşlarımızı, mühendislerimizi, gençlerimizi bekliyoruz. İlkokuldan beri onlarla ilgilenmeye başlıyoruz. Başvurularını kabul ediyoruz. Başarılı oldukça onları ödüllendiriyoruz. Karnelerini bize göndersinler, teşekkür ve takdirlerini göndersinler, hediyeler gönderiyoruz. Üniversiteye 3. sınıfta itibaren işe alıyoruz. Onları eğitebildiğimiz kadar eğitiyoruz ve şu anda göklerde uçtuğunu gördünüz. Hürkuşumuzu, Hürjetimizi, Kaan'ımızı onlar yapıyorlar. Onlara teslim ediyoruz. Tabii ki burada deneyim çok önemli. TUSAŞ'ın 50 yıllık deneyimi, onlarca yıldır çalışan arkadaşlarımızın da gözetiminde ama gençlerimizle beraber bu teknoloji harikası ürünleri yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz. Hem Türkiye'deki kullanıcılarımıza hem yurt dışına, Avrupa'ya, Afrika'ya, Asya'ya bunları teslim edeceğiz. Biz gerçekten çok mutluyum. Teknofest'in başından beri, ilk başladığı yıldan beri biz buradayız. Burada olmaya da devam edeceğiz. Şimdi bu sene Hürjet'i ilk defa gösteri uçuşunu ben 19 Mayıs'taki görüntüleri seyretmiştik ama evet, çok heyecan verici gerçekten. Evet. Ve tabii merakla Anka 3'ü bekliyoruz. İnşallah ne diyelim, gelecek yılda belki veya bir sonraki yılda Milli Muharip Uçak Kaan gelir belki de. Şimdi buraya gelecek yıl demeyelim ama 2026 büyük bir muhtemel. 2027 yani neredeyse kesin diyebilirim. Nerede olacaksa Teknofest, Kaan'ımızla oraya gelebiliriz. Bizim ama bir an önce testlerimizi tamamlamamız lazım. Onlara dönümüz 2 sene başlıyoruz. 2 tane prototipimizle başlayacağız. 2028'e kadar da var gücümüzle çalışıp Türk Hava Kuvvetlerimize ilk uçağımızı teslim edeceğiz. Hürjet için 2026 hedefiniz devam ediyor. Anka 3 için hedef nedir? Bir de onları öğrenip sizi biz burada fazla da meşgul etmek istemiyoruz. Evet, Hürjet'im için 2026 hala devam ediyor. Orada bir değişikliğimiz yok. Anka 3 şu anda geliştirme faaliyetleri kapsamında testlere devam ediyor. Önümüzdeki senede geliştirme testleri devam edecek. Ben 2026 içerisinde diyeyim ama belki sonunda, belki 2027'nin başında orada biz Anka 3'le artık ilk teslimatımızı yapmış oluruz diye de ümit ediyorum. Bu konuda ekibimiz var gücüyle çalışıyor. Tarih konusu çok şey değil, planlanmış testlerimiz bizim için önemli. Ama 2026'nın sonunda hem Hürjet'imizi hem de belki ilk Anka 3'ümüzü teslim etmiş oluruz diyelim. Nasıl 2023 ilk uçuşlar yılı olduysa muhtemel herhalde 2026-27'de
teslimatlar yılları olacak gibi gözüküyor. Tabii tabii. Şimdi bu sene bu ay içerisinde inşallah 3 tane gökbeğimizi teslim edeceğiz. Sonra önümüzdeki sene itibaren de teslimatlara devam edeceğiz. Hırkuşumuzu 2025'te sonuna kadar da son zamanlarında teslim etmeyi düşünüyoruz ama 2026'da hem ambulans helikopterimizi hem Hürjet'imizi hem belki Anka 3'ümüzü de teslim etmiş oluruz.